Değerli arkadaşlar, bugün Türk İş'e, Türk İş Genel Merkezi'ne ziyarete geldik. Son günlerde asgari ücret görüşmeleri vesilesiyle Türk İş Genel Başkanı, değerli kardeşim Ergün Atalay'a yönelik haksız bir takım ifadeler var. Biz Ergün Atalay'ı iyi biliriz. Ergün Atalay Türkiye'nin emeğin, alın terinin temsilcisi olan en köklü sendikasının genel başkanı olmanın ötesinde geçmişiyle pırıl pırıl bir insandır. Dolayısıyla hiçbir şekilde memleketin, milletin geleceğine yönelik yanlış bir hareketin içinde olmamıştır. Bundan sonra da olmasını kimse beklemez. Biz Ergün Bey'i ve arkadaşlarını 30 yıldır tanırız. Her zaman sağduyunun yanında olmuş. Mesele memleket olunca, mesele millet olunca gerisi teferruat deyip en önce adım atmış, yola çıkmış bir kardeşimizdir. Dolayısıyla Türk İşçi Hareketi'nin emeğin en büyük örgütü Türk İş'in, Türk İş Genel Başkanı'nın saçma sapan haberlerle yıpratılmasına asla gönlümüz razı gelmez. Bugün bu ziyaret meclis başkanı sıfatında hem bir iade-i ziyaret hem de bu son günlerde yaşananlara karşı bir cevaptır. Teşekkür ederim. Benim de yakın korumalığımı yapan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi maalesef bir polis memurunun saldırması sonucu hayatını kaybetti. Yaralanan görev arkadaşları var. Onlara da Emniyet Müdürümüze Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara da Allah'tan şifa diliyorum. Bir hususu da belirtmekte yarar var. Daha iki gün önce Ergün Bey, Danimarka'da Dünya Sendikalar Genel Kurulu'na katıldı. Türkiye'yi temsilen. Dünya Sendikalar Birliği 240 milyonun üzerinde çalışanı temsil eden iş aleminin, çalışma hayatının en büyük organizasyonu. Burada yaptığı konuşmada ülkemizin karşı karşıya bulunduğu tehditleri en açık ve seçik bir şekilde ortaya koydu. DAEŞ'i, PKK'sı, PYD'si ve Suriye'nin içerisinde yaşanan iç savaş dolayısıyla ülkemizin ne kadar büyük bir yük altında olduğunu ve ülkemizi, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, huzurumuzu bozmaya çalışanlara yönelik ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini çok veciz bir şekilde ortaya koymuştur. Hal böyleyken Türk İş Başkanı Sayın Ergün Atalay
ve arkadaşlarını haksız, mesnetsiz, akla, izana uymayan meselelerle isnat etmek fevkalade yanlıştır. Asla bunun kabul etmemiz mümkün değildir. Türk İş aynen durduğu yerde çizgisinde geçmişte olduğu gibi gelecekte de devam edecek ve bu ülkeyi gayrimeşru yollardan ülkenin huzurunu bozmaya çalışanlara karşı emek örgütlerinin sigortasıdır ve bu görevini de sürdürmeye devam edecektir. Teşekkür ederim.